performansını ve nakit akışlarını biz denetliyoruz. Yani biz sadece bilanço, yani sadece bilanço veri tablosu değil, bilanço veri tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynak tablosu ve bunlarla ilgili dipnotlar yazıyoruz. Ve burada çok önemli bilgiler veriyoruz ki bu bilgilerden en fazla yararlanan arkadaşlar paydaşlar ve yatırımcılar oluyor. Bunlar bakıyor. Ve param nerede var diyor mesela şirket patronu. Parası nakit akım tablosunun aslında operasyonlardan ne kadar kâr ediyor? Finansal hareketlerinden ne kadar, finansal operasyonlardan ne kadar kâr ediyor? Bunun dışında yatırım faaliyetlerinden yaptığı makine yatırımlarına ya da satışlardan ne kadar kâr ediyor? Hepsi bu tablolarda çok detaylı şekilde anlatılıyor ve dipnotlarda biz bunları yazmaya çalışıyoruz. Yani biz derken tabii hep bu yanlış bir tabir oldu. Denetliyoruz biz bunları. Bunları şirketler yazıyor. Bu kısmına kısa bir ekleme yapacağım. Ben TPL Solution, şu an 20 dakikamız var. Mümkün olduğunca hızlı anlatmaya çalışacağım. Ama bazı bölümlerde hani sizden de bir 10 saniye versin ki o metin okumanızı isteyeceğim. Çünkü olaylar anlatacağım mümkün olduğunca. Ama onun öncesinde Mustafa Hocam'ın anlattıklarına kısa kısa bilgiler yapacağım ki hani bu sunum sonrasında en azından bu 5 aşamalı hasılat nasıl finansal tablolar alınıyor? Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü birçok şirket artık yasal defterlerinden başka IFRS defter, TFRS defterle tutuyor. Yani iki tane defter oluyor. Hem vergi amaçlı tuttuğu bir defter ama bunun dışında bir de TFRS bazlı tuttuğu defterler oluyor. SPK şirketlerinde uzun süredir uygulamadaydı. Ama şimdi KGK'nın zorunlu denetime tabi olduktan sonra birçok şirketler bunu yapmaya başladı. Bu standartın önemi nedir? Bu standart şöyle, hasılat en önemli kalem. Bunu şöyle söyleyebilirim. Zaten bir şirketin baktığınızda ilk başta ne kadar cirosu var, buna bakıyoruz. KGK denetim kriterleri verirken 3 kriterden birini ciro olarak yazıyor. Yani şirketin cirosu en önemli performans göstergelerinden biridir. Ve bunu finansal tablolara doğru yansıtmak, yani biz mali müşavirlerin en önemli görevlerinden biridir. Hangi sektörler etkileniyor? En fazla etkileyen sektörler savunma sanayi, telekomünikasyon, gayrimenkul, inşaat, lisans sahipleri, yani ilaç şirketleri, sinema, eğlence, yazılım şirketleri çok etkileniyor. Ben 5 aşamayı şöyle kısa kısa söyleyeceğim ama 5 aşamayla ilgili örnekleri de aynı anda anlatmaya çalışacağım. İlk aşama müşteriye yapılan sözleşmenin tanınması. Önceki sözleşmenin varlığına emin oluyoruz. Sonra bununla ilgili performans, yani gelir yükümlülüğünü tanımlıyoruz. İşlem fiyatını belirliyoruz. Yani bu işin, bu sözleşmenin fiyatı budur. Sonra bu fiyatı ilgili edinlere dağıtıyoruz. Ve sonra da hasılatı muhasebeleştiriyoruz. Aslında çok basit. Sadece 5 adım. Bu 5 adımı düşünerek her sözleşmeye bakmak lazım. Şöyle, biz denetimini yaptığımız şirketlerde bu 5 adım sebebiyle sözleşmeleri değiştiren şirketlerimiz var. Çünkü standart artık kontrolün, yani mal hizmeti gibi kontrolün transferiyle gerçekleştiği için bunun daha erken olması için, yani geliri daha erken tanınması için artık sözleşmelerde geçişler yapıyor. Deposito tutacağına bir an önce inkotörünü, yani teslim şeklini değiştiriyor. Daha erken şekilde mal hizmeti müşterilerine sunmaya çalışıyor. Sözleşmeden hocam bahsetti ama en önemli şey 4 tane özelliğin en önemlisi ticari öze sahip olması, diğerleri tahsil kabiliyetinin olması, tarafların onaylanmış olması ve hak ödeme koşuluysa bir sözleşmede gerekiyor. Bunlar varsa sözleşme oluyor. Örneğimizde bir yazılım şirketi bir tane bir CRM yazılımı, yani müşteri yazılımı müşterisine satıyor. Müşteriye satarken 3 gün sonra da buna bir danışmanlık hizmeti satıyor. Ve 2 ayda sözleşme yapmış oluyor işin fiiliyatında. Ama biz bunu değerlendirirken acaba tek bir sözleşme mi değerlendirmemiz lazım? 2 ayda sözleşme mi değerlendirmemiz lazım? Bu çok önemli çünkü geliri ne zaman tanıyacağımız buna göre değişiyor. Burada yani şu 1-5 saniye vereyim, yani okursak detay. Müşteri beynin uyarlama hizmetleri tamamlanınca kadar yazılımı kullanması mümkün değildir. Yani ben o yazılımla ilgili danışmanlığı verdikten sonra müşteri bunu kullanabiliyor. Bu bizim için çok önemli.
bu sayede aslında ben tek bir paket satıyorum müşteriye. Bir yazılım satıyorum, ama o yazılım kullanması için bir danışmanlık var ve bundan veriyorum. Ve bu sebeple bu bir tek bir mümkün ve tek bir sözleşme olarak değerlendirebiliyorum. Burada da ilk hocamın da anlattığı kısımda sözleşmeler belli koşullarda birleştirebilir ve tek bir sözleşme olarak değerlendirebilir. Bu örneğimiz buna uyuyor. Bir sonraki, ikinci aşamaysa edim yükümlülükleri. Edim yükümlülüklerinde hocam neten anlattı bu farklı hizmet ve uygulamaları, yani tek mi, farklı mı faydalanmalar ya da bundan ayrı ayrı tanımlanabilir taahhütler var mı, bundan bahsettim. Mesela bir konut inşaat sözleşmesi yapıyoruz. Konut inşaatı ne var? Duş, cephe, cam, teçhizat, yapı, boya, badana. Bu mesela ayrıştırabilir mi? İçinde farklı edim yükümlülükleri yapıp dağıtılabilir mi? Dağıtılamaz mı konusu? Biz burada bunu incelediğimizde aslında bunun entegre bir sözleşme olduğunu ve tek bir edim yükümlülük olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar tek başına faydalansa da aslında benim asıl icra ettiğim, verdiğim hizmet konut hizmeti, daha önce konut oluyor. Ve bu amaçta, bu nedenle entegre bir hizmet olduğu için tek bir edim yükümlülüğü. Bazı örnekleri hızlı geçeceğim. Çünkü hastalık en son tarafta önemli ve muhasebe kayıtlarıyla yapılan şeylerimiz, örneklerimiz var. Burada da bir edim yükümlülüğünün belirlenmesiyle bir örnek var. Yazılım şirketi birçoğumuzun başına gelmiştir. Microsoft'tan bir ürün alıyoruz ama o Microsoft satmıyor. Buradaki distribütör satıyor. Yani satış bayisiyle satıyor ama biz 3 yıl alsak da 3 yıl boyunca bununla ilgili telefon desteği alıyoruz. Aslında Microsoft'un temsilcilerinden. Burada bu iki yükümlülük müdür? İki edim yükümlülüğüdür yani. Yazılımın satılması ve telefon desteği hizmeti iki ayrı edim yükümlülüğüdür. Yoksa tek bir hizmet midir? Buraya bakacak olursak da burada aslında ben iki ayrı şey satıyorum. Bir, ben ürün satıyorum. Ve bu ürünü 3 yıl boyunca ben bununla ilgili bir hizmet taahhüt ediyorum. Ve bu ayrı bir yükümlülük olduğu için burada ben gelirimin belli bir kısmını erteliyorum ve zamana yayarak bunu her ay gerçekleştikçe gelir tanıyorum ki ilerideki örneklerimizde göreceğiz bundan. İşlem fiyatının belirlenmesi bu aslında çok basit görünmekle beraber karmaşık bir konu, kompleks konular arasında sayılıyor. Normalde bir sözleşmede yazan tutarlar yok ama bu tutarlar burada bunu değerlendirirken bununla ilgili indirim, iade, iskonto, ceza ya da önemli bir finansman bileşeni var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Ve bununla ilgili örnekli bir değerlendirme olacak. Mesela burada bir örnek var. Bir tane jet yapımı var. Ve bu jet yapımında inşaat işlerini biliyorsunuz bir tarif, bir bonus gibi bir hızlandırıcı bir prim olur. Ben diyor ki jet için 100 lira verebilirim diyor kontraktör size. Ama diyor sonrasında diyor tam eğer erken teslim edersen 100 lira daha vereceğim. Eğer ben bu ürünü kullandıktan sonra performansı, 3 ayda uçuş sayısı şöyle oluyor olursa belli de bir prim veriliyor. Buradaki sabit tutar değişkenliği bunu yazıyoruz 100 lira cepte. Ama tamamlanma primi ve performans priminden gelire bir şey yansıyacak mı? İşte bu tamamen tahmin ve varsayımlara dayalı bir konu. Ve bu direkt şirketin gelirini etkileyen bir konu. Çünkü yasal vergi hesaplarımız olduğu gibi biz fatura kestikçe gelir yazmıyoruz. Gerçi yıllara sadece gelir yazmıyoruz. 173-150 hesapları kullanıyoruz ama günün sonunda en son tarih bitince gelir yazıyoruz. IFRS, TFRS'de ise biz bunu gerçekleştikçe gelir yazıyoruz. Yani beklemiyoruz tüm faturaların kesilmesini. Bu örneğimizde şirket şöyle de geliyor. Ben diyor tamamlama primini alırım 100 lira. Performans primini 80 lira alırım diyor. Tahmin ediyorum. Ama şirketin daha önce böyle bir şey yok, deneyim yok. İlk model ve başlangıcından itibaren 5 yıllık bir süre var. Yani böyle bir durumda şirketin tamamlama primi 100 liradan performansdan 80 lira alabilmesi denetçi açısından makul bir açıklama değildir. Çünkü bununla ilgili benzer türde sözleşmelerle ilgili deneyimi yok. JET'in daha önce işletmenin kontrolü var. JET'in daha önce yaptığı şirketin yaptığı testlerde vesaire herhangi bir deneyimle üretip daha sonrasında 5 yıl sonra kaç uçuş gerçekleşti bununla ilgili bilgisi yok. Önemli bir belirsizlik var ve süre çok uzun. 5 yıl içinde birçok şey değişti.
ve bununla ilgili de çok değişken olduğu için ki bu sınırlamalar oluyor. Bununla ilgili bir gelir yazmıyor. Sadece sağlık tutarlık, 200 liramız gelirimiz yazıp çalışmaların işlemleri değerlerini gerçekleştiriyoruz. Son beşinci aşama ise hasılat iki türlü tanınıyor. Ya teslim edildiği anda, mesela ben bu ürün satıyorum, teslim ettim size. Faturası kestim, o zaman hep geliri yazdım. Ya da yıllara yayılı olabiliyor. Yıllara yayılı için buradaki yazılı üç kriterden herhangi birini karşılaması yeterli. Yani bu üç kriterden birini karşıladığım anda ben bunu yıllara yayılı yazabiliyorum. Ve buradaki en önemlisi üçüncü konu. Alternatif kullanımı bulunan varlıklar için performanssız bir varlık oluşturamaz ve performanslar ne kadar ödeme hakkı olur. Yani düşünün mesela ben bir karton üreticisiyim ve belli firmalara karton üretiyorum. Ben o ürettiğim kartonu o firma dışında başkasına satamam. Yani bu artık benim için sonra bir ihtiyaç ya da atık olacak. Onun için ben o şirket yapacağım sözleşmede doğru maddeleri yazarsam eğer, ben buradaki bu ürünleri ürettikçe ben bunları benim depomda olsa dahi geri yazabilirim. Çünkü bu ürünün alternatif kullanımı yoktur ve bununla ilgili performans sahibine bir ödeme hakkı varsa, ödeme hakkı da mesela bu örneğimiz ona uyuyor. Bir tane şey veriyor, bir şirket bir sipariş geçiyor. Diyor ki bana özel şöyle bir ürün yap. Evet diyor, yapıyor ama buradaki tek sorun bir kar marjı eklemiyor. Yani ben o ürettiğin maliyetin neyse onu yansıtıyorum. Ama bu maliyet belli bir zaman sonra yansıyacaksa da önemli bir orada bir kar marjı bulunmuyorsa ben bununla ilgili ödeme hakkım var diyemem. Ve bunu diyemediğim için ben bununla ilgili